Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin inşallah. Hani canlı yayın zor denir. Tabii ki hani bir takım zorlukları var. Ama ahlaki bir hata olmadıktan sonra yanlış yapılabilir, düzeltilir. Eksik olabilir, o da düzeltilebilir. Ama senin yerdesiniz neticede. Hani 15 dakika, 20 dakika sorun değil. 10 saat bile yayın yapılabilir. Allah dışarıda çalışanlara kolaylık versin. Hakikaten çok sıcak, felaket sıcak. Dolayısıyla hani işler zor ama zor olan işler gerçekten var. Onun için bunları iyi düşünmek lazım. Şimdi psikolojiyi konuşacağız. Gençlerin bayıldığı bir meslek. Hani neden bu kadar çok tercih ediliyor? Ben de onu çok merak ediyorum. Konuğumuza onu da soracağız esasında. Ama en çok tercih edilen bölümler nedir diye sorarsanız, işte hukuk, tıp, hemen akabinde de psikoloji geliyordur yani, kesindir. Değerli konuğumuz Işık Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Rukiye Hayran hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Siz bildiğim kadarıyla tıp hekimisiniz, evet, ve psikiyatristsiniz. Evet, evet. Psikoloji bölümünde öğretim üyesisiniz. Evet. Tabii ki psikoloji artı tıp eşittir psikiyatri desem doğru mu oldu? Kesinlikle doğru. Hı-hı. Tabii psikiyatri psikolojisiz asla düşünülemez. Olmaz. Kesinlikle psikoloji çünkü çok temel bir bilim dalı. Hı-hı. Ve gerçek bir bilim dalı. Kesinlikle. Ve insanı anlamak konusunda da inanılmaz bir açıklığa ve hakikaten önünde inanılmaz bir açıklık olan bir bilim dalı. Zaten Pavlov'la birlikte zannedersen Nobel ödülünü de aldı. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra. Peki gençler niye bu kadar çok meraklılar hocam? Yani bu bir yargılama yahut da hani neden böyle gibisinden değil de niye tabii bu kadar daha önceki var? Yıllara göre bazı alanlar trend ve hani ilgi çeken alanlar oluyordu. Zaman içerisinde bunlarda değişiklikler de oluyor. Şimdi insanı anlamak konusunda, insanın insanı anlamasıyla ilgili insanın bitmeyen bir merakı var aslında. Bu çok da güzel bir şey. Çünkü merak duygusunu kaybettiği zaman insanlık da bence ölür. De insanları değiştirme, değiştirme demeyelim de bir düzeltme, yardımcı olma şeyi de var. Kesinlikle destek olmak, anlamakla ilgili ve sonrasında da problemleri çözmekle ilgili. Bir de problemleri var. Çözerken hani ben çözüyorum işte hani psikoloji o da var esasında. Tabii ki psikolojinin içerisinde ta Freud'dan bu yana gelen bir şeyler vardır. İnsanın bir hani tam güçlü, tüm güçlülükle ilgili kavramlar vardır ve insan birisine yardım ederken de kendisini iyi hisseder. Hatta bakılmış insanları hoşnut eden hangi alanlar var diye ve bu insanları hoşnut eden ne gibi şeyler yaptıklarında insanlar çok mutlu oluyorlar diye. Bunların birinci sırasında bir insanın bir başkasını mutlu etmesinin olduğu görülmüş. Bu mutlu etme İnanılmaz derken bir şey de tabii. Memnun etmek, hoşnut etmekle ilgili. Hep bir klinik psikoloji ağır basıyor bu tarafta. Ha evet tabii. Şimdi tabii klinik alan insanın hani özellikle psikoloji alanında gençler psikolojiyi bitirdikten sonra hasta görmek istiyorlar. Daha doğrusu hasta demeyelim de danışan görmek evet. istiyorlar. Ben biraz tıp alanından geldiğim için dilim böyle bir alışkanlığa sahip, mazur görsünler. Ve tabii ki kendi başlarına bir şeyler yapabilmekle ilgili de bir fırsat geliyor karşılarına. Yani psikoterapi dediğimiz hani kişinin psikolojik tedaviyle iyileştirmesi konusunda bir şey var, uygulama var psikoterapi. Bugün Türkiye'de psikoterapinin yasallaşmasıyla ilgili profesyonel bir meslek olarak kabul edilmesiyle ilgili sorunlar var ve bu sorunlar henüz çözüm bekleyen sorunlar. Ama klinik psikoloji yapan psikoloji bölümü mezunu arkadaşlarımız sonuçta bir hastayla karşı karşıya geliyorlar. Çünkü hani tıp mesleği gerçekten hasta tedavi etmek insanların çok yüzyıllardır hoşuna gider bir doğru. şey. Bu da orada bir kapı açmış da oluyor. Soru doğru olur mu? Psikolojide kaç alan var desem? Hani say deseniz 3-5 tane sayabiliriz. Klinik psikoloji var, sosyal psikoloji var. İşte, deneysel var, deneysel gelişimsel var. Gibi psikoloji gibi. Yani var. Öyle bir örgütsel şey var mıdır? Tabii ki psikolojinde çok geniş bir alt alanları var. Aslında psikolojiyi okuyan öğrencilerin ben çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Çünkü öneri çok açık. Doğru. Ve çok çeşitli alanlara gidebilecek altyapıyla mezun oluyor arkadaşlarımız. Yani yine bir karşılaştırma olacak ama tıp mezunu doktordan başka bir şey olmuyorsunuz. Doğru.
Yani siz öyle bir donanımda yetişiyorsunuz ki muhasebeci olamazsınız. Ama psikolojiden mezun olan arkadaşlarımız önlerinde o kadar çok geniş bir alan var ki ve gidebilecekleri o kadar çok kapı var ki kendilerini geliştirirlerse bu alanda master yüksek lisans programlarına katılırlarsa, sertifikasyon programlarını alırlarsa. Ve yanına psikolojinin eklenecek çok alan var. Kesinlikle. Ya, uluslararası ilişkileri bile ekleyebilirsiniz. Kesinlikle ekleyebilirsiniz. Yani halkla ilişkilerden, sosyoloji insan var, kaynaklarına, aileyle ilgili var. Çalışmalar, iletişimle ilgili çalışmalar, örgütsel, endüstriyel psikolojiyle ilgili çalışmalar, adli psikolojiyle ilgili çalışmalar, reklamcılık, reklamda halkla ilişkilerle ilgili çalışmalar, yani o kadar geniş bir alan içerisinde ki ve insanı anlamak, insanın davranışlarıyla belki girişte ilgili tek bir düşünceyle giriliyor ama sonra seçenekler görüldüğü zaman ve kendini de daha iyi tanıdığı zaman, biraz da notları ortaya çıktığı kesinlikle zaman, değil mi? Sizlerin de danışmanlığıyla seçenekler bir anda tabii çoğalıyor. Tabii. Yani şimdi bizim üniversitemizde bu anlamda da çok büyük bir çeşitlilik var. Hı-hı. Ve öğrenci de çok fazla hocalarından değişik alanlarda eğitim alma imkanına doğru sahip olduğu için de bakıyor her birini deneme, anlama, sorma, öğrenme ya da o dersleri alma şansına sahip. Tabii o zaman da diyelim ki öğrenci aile terapisiyle ilgili bir ders alıyor. Diyor ki burası bana uygun bir şey değilmiş. Bunun kendisine uygun olmadığını görme şansının olması bile bir öğrenci için doğru çok önemli bir şey. Şimdi sizi branşla konuşursak hani tıptan yani Hacettepe iyi deriz. Biliriz yani öyle. 9 Eylül iyi deriz. İstanbul tıp iyi deriz tabii gibi gibi. Yani çok bu seçenekleri çoğaltırız. Peki tıpta hani şu iyidir dediğimizde öyle bir sıralama var mıdır? Mümkün müdür yoksa hocam yani herkes işini iyi yapıyor mudur? Yani aslında burada uygulamanın içerisinde hani şurası iyidir burası kötüdür demeyi ben kötü çok şey hani bir sıralama yapmaktan çok. Tabii ki seçimler insanların daha çok tercih ediyor olmaları doğru bu sıralamayı getiriyor. Ama sonuçta insanın kendisini yetiştiriyor olmasıdır önemli. Bilhassa bu branşta. Psikoloji zaten bu anlamda kendi kendine yetiştirmeniz gereken de bir alandır. Ve bir de Türkiye'de bu anlamda son 20 yıl içerisinde inanılmaz bir gelişme var. İnanılmaz kaynaklar var, çalışmalar var, araştırmalar yapılıyor. Öğrencilerin hani eskiden sadece İngilizce kaynaklara ulaşma şansları vardı. Bugün çok fazla sayıda Türkçe kaynaklara da ulaşma şansı var. Eğitim, araştırma konusunda, projeler konusunda çok ileri seviyelere geldik diyebilirim. Çünkü bazı dallar var ki hocam hani hiç şakaya gelmez. Gerçekten kendine 4-5 yılda çok iyi yetiştirmen gerekiyor. Yani 4-5 yılla da kısıtlı değil esasında. Hı hı. Ömür boyu devam edecek de yoğunluk olarak o 4-5 yılda ne kadar şey edinebilirsen o kadar yararı var. Psikoloji bunların başında geliyor. Tabii 4 yıllık bir eğitim süreci içerisinde aslında çok temel bilimleri alarak ve yavaş yavaş da hangi alanda ilerleyeceğini doğru kendisini tanıyarak, alanı tanıyarak ve heveslerini, meraklarını da ne olduğunu anlayarak bunları görme, deneme ve seçme şansına sahip oluyor. 4 yıl bu anlamda doğru güzel bir süre. Peki diplomada psikolog mu yazıyorsunuz, psikoloji mezunu mu yazıyorsunuz? Bunun yanında şu alanda hani uzmanlaşmıştır, onu mu yazıyoruz? Yüksek lisansta mı bu yani, yazılır? Yani Fen Edebiyat Fakültesi psikoloji bölümünden mezun olmuş oluyorsunuz. O kadar. Şimdi tabii şöyle karışan bir şey var. Psikolog dendiği zaman insanlar bazen işte hasta tedavi eden, psikoterapi yapan kişi gibi algılayabiliyorlar. Tabii ki psikoloji bölümünü bitirmiş olmak kişilere hasta tedavi etme yani psikoterapi yapma imkanını vermiyor. Bunun için kendisini geliştirecek. Bir de tabii ki hangi psikoterapi alanında eğitim almak istediğini de seçecek. Çünkü psikoterapi de kendi içinde çok fazla çeşitlilik gösteren bir şey. Onu da kendisi değerlendirecek, uygun eğitim koşulları içerisinde almış olacak. Ondan sonrasında ancak psikoterapist olma hakkını elde etmiş oluyor. Ama tabii ben tekrar arkadaşlarımız için vurgulamak istiyorum. 4 yıllık psikoloji eğitimini bitirmiş olmak insanlara aslında çok güzel bir altın bilezik veriyor. Doğru. Ve siz bu altın bilezikle nereye gitmek istediğinizi, hangi kapıdan, hangi yoldan ilerlemek istediğinizi
park ettiğinizde, bir seçim yaptığınızda önünüzde bir imkan ortaya çıkıyor. Uygulama herhalde olmazsa olmaz bu alanda da. Kesinlikle. İkinci sınıfta mı başlar hani ikinci yarı yılın tarihi? Yani öğrencilerimize eğer isterlerse staj imkanları sağlanıyor. Ama esas da hangi alanda staj yapmak isterse ona göre staj yapıyorlar. Fakat klinik psikolojide esas da hastane ve danışan görme stajları yapılıyor. Esas da tabii ki hani orada bir süpervizör eşliğinde yani doğru. Kendisini denetleyen birisinin varlığında birlikte ve tek başına bu tip stajları yaparak yani danışanları peki, görerek uzmanı öğreniyorlar. Olarak, her iki yönlü uzmanı olarak evet. Psikolojide hani şu alanı seçerseniz 4-5 yıl sonrayı da düşünerek gerçekten rahat edersiniz. Hani bir de siz de iyiyseniz önünüz çok açık olur. Hangi alanlar mesela sosyal psikoloji midir? Endüstri psikoloji, sanayi psikolojisi. Aslında hepsinin önü açık. Hı hı. Yani tek bir tanesinin önü açıktır diye bir şey söylersem doğru. Biraz yanlış haksızlık olur. Şimdi tabii çok popüler olan hani klinik psikolojiyle ilgili bir şey var. Orada danışan görerek psikoterapi uygulamak ve tedavi edici olmak gençler için çok cezbedici bir şey. Bu anlamda bir şey var. Ama bugün Türkiye'de çok açık niş alanlar var. Ve bunların çoğunu psikologların ben dolduracağını düşünüyorum. Kendileri de başka başka imkanlar bilişim sağlayacaklar. Bilişim psikolojisi diye bir alan var mı çıktı? Ya da kimin içine giriyor o şey dal olarak? Aslında bilişim teknolojileriyle evet. Hani ve gerçekten bu anlamda insanların psikolojisi. Hani şunlara böyle fazla dal. Şimdi tabii bilişim teknolojileriyle psikoloji alanının birleştirilmesiyle ilgili daha çok deneysel ve araştırmayla ilgili alanlar bunlar. Yani uygulama içerisinde kullanılan alanlar. Değil ve evet. Tabii psikolojinin çok güzel bir tarafı da gelişime çok fazla açık doğru, olması. Kesinlikle. Şunu söz etmeden geçmek istemem. Sinir bilimin gelişmesi, hı-hı. Yani popüler tabiriyle neuroscience'ın çok popüler olmasıyla birlikte bu alanda da çok fazla gelişimler var. Ve yani siz şöyle bir şey var. İnsan davranışının kökeniyle ilgili, insan davranışının beyinde hangi maddelerin, moleküllerin, biyokimyasal değişikliklerin olduğu, hangi beynin hangi bölgelerindeki etkileşimlerin buna yol açtığıyla ilgili bilgilerimizin, kaynakların ortaya çıkması bir, çok iç gıcıklayıcı şeyler sonuçta. Şöyle bir tedirginlik var mı? Hani bizde bir şey tuttuğu zaman hani hep böyle, hep o olur. Mesela hukuk, bir sürü evet, hukuk. Tabii. İşte şu bölüm, bir sürü o bölüm. Psikolojide bu duruma geldi. Öyle bir taraf var. O kadar çok doğru. Var ki hangisi? Doğru. Yani bu anlamda böyle... Ya da herkese iş olacak mı sonra? Yani Türkiye'de tabii işsizlik çok temel sorunlardan bir tanesi. Bu sadece psikologların değil. Değil bir tabii. Süre sonra tıp hekimlerinin, doğru. Hukukçuların, başka birçok alandaki kesinlikle. İnsanların... İşte orada da gene olay dönüyor, dolaşıyor. Kişinin bu işi istemesi ve kendine yani, iyi yatırım yapması. Kesinlikle. Şimdi bir işi yapıyorsanız en iyisini yaptığınız zaman, iyi şekilde yaptığınız zaman, kendinizi verdiğiniz zaman sonuçta siz işsiz kalmazsınız. Doğru. Ama hani hasbelkader ben bunu bir şekilde yapayım, ben bunu bir şekilde okuyayım ya bir akıntıya giderekten yapayım dediğiniz zaman doğru. Öyle bir şey söz konusu olmaz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşiydi. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra doğru tercih devam edecek efendim.